Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Allahu Ekber konusunda kısa bir tefekkür yapalım diye düşündüm. Ezanı Allahu Ekber ile başlanıyor. 4 defa Allahu Ekber deniliyor. Gamete Allahu Ekber ile başlanıyor. Ezan ve gamet sondan bir önceki ibare itibariyle Allahu Ekber diye bitiyor. Çocuğumuza isim koyarken Allahu Ekber ile isim koyuyoruz. Namaza başlarken Allahu Ekber ile namaza giriyoruz. Buna iftitah tekbiri deniyor ya. Namazın bir rüknünden diğer rüknüne intikal ederken, mesela rükûden secdeye giderken, secdeden kıyama kalkarken yine Allahu Ekber diyoruz. Bunlara intikal tekbirleri deniyor. Yani hayatımızın her alanında hem ibadet hayatımızda formal ibadetlerde hem onun dışında hep Allahu Ekber ile karşı karşıyayız. Allahu Ekber ile karşı karşı olmamız icap ediyor zaten. Peki Allahu Ekber ne demek? Hani tekbir diyoruz ya, tekbir ne demek? Tekbir Allah'ın yüce olduğunu, büyük olduğunu, en büyük olduğunu, sonsuz olduğunu hatırlamak demek ya, sözlük anlamı bakımından. Bunu tefekkürümüze mal etmemiz lazım. Yani Allah çok yücedir, Allah çok büyüktür, Allah en büyüktür demek yeterli bir açıklama değildir. Ya Allahu Ekber'in ifade ettiği anlama işte uzaktan da olsa, gölge vari de olsa biraz yaklaşmak lazım. Nedir o? Onun ne olduğunu şuaların müellifi çok net biçimde ifade ediyor. Ve diyor ki Allahu Ekber'in bir veçhi manası, Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkında büyüktür. Hiçbir şey gayri ilminden çıkmaz, tasarrufu kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür demektir diyor. Biraz meallendirecek olursak bu ifadeyi şöyle anlaşılıyor. Allahu Ekber, Allah'ın yüceliğinin, büyüklüğünün, azametinin sonsuzluğunu ifade ediyor. Sınırsızlığını ifade ediyor. Nihayetsizliğini ifade ediyor. Başka bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın Celle Vâla mutlakiyetini ifade ediyor. Cenab-ı Hak mutlaktır. Sınırsızdır. Sonsuzdur. Bütün zaman kayıtlarından, bütün mekan kayıtlarından münezzehtir. Uluhiyeti bunu gerektirmektedir. İşte Allahu Ekber böyle bir hakikate aslında işaret ediyor. Yoksa laf olarak, ifade olarak Allah çok büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'ın en yüce olduğunu hatırlıyorum demek çok zayıf ve manalar zihnimize geçiriyor. Fakat Allah mutlaktır. O mutlak olması gerekendir. O sınırsızdır, sonsuzdur dediğimiz zaman belli bir açılım zihnimize yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Neden? Şimdi Allahu Ekber'de iki kelime var ya, bir Allah, lafz-i celal diyoruz buna, lafz-i celali, iki Ekber ifadesi. Lafz-i celal, yani Allah ifadesi, Allah'ın bütün isimlerini, bütün özelliklerini içine alan cami, kapsayıcı bir nitelemedir. Allah, ismi celal. Ekber de İsmi tafdil denir Arapçada bu kalıba, en büyük demektir. Allah en büyüktür demek, Allah zatı itibariyle, sıfatları itibariyle ve fiilleri itibariyle sınırsızdır, sonsuzdur demektir. Bütün mesele bu. Bu tefekkürden benim şahsen kendime tembihlediğim ve paylaşmak istediğim ana nokta bu. Allahu Ekber'in, Allah'ın mutlakiyetine, sonsuzluğuna ve sınırsızlığına işaret ettiğini dikkate alın. Şimdi mekan olarak bile baktığımız zaman şu içinde yaşadığımız aleme adeta zihnimizi zorlayan bir büyüklükle karşılaşmıyor muyuz? Şu evrenin, şu fiziki alemin varlığıyla, daha doğrusu büyüklüğüyle, cesametiyle ilgili alan uzmanlarının ortaya koyduğu rakamlar zihnimizi adeta zorlayacak boyutta değil mi? Evet. Şimdi dünyanın dört bir tarafına
muhtelif yönlerine doğru gidildiğinden, evrenin büyüklüğü hakkında uzmanların verdiği rakamlara göre 46 milyar ışık yılı bir mesafeden söz etmek mümkün hale geliyor. Gözlemlenebilir evren, müşahede edilebilir alem itibarı. Peki 46 milyar ışık yılı mesafesi her yöne gözlemlenebilir alemde bir mesafenin söz konusu olması neyi ifade ediyor? Bu fiziki evrenin çapının 93 milyar civarında bir büyüklüğe işaret ettiğini ifade ediyor. Peki bu kadar büyük bir evren, yani zihnimizi düşündüğümüz zaman zorlayan bir büyüklük söz konusu. Neden? 93 milyar deyip rakamın ondan sonra gölgesinde kendimizi kaybetmememiz lazım. Çünkü ışığın bir saniyede aldığı mesafe 300 bin kilometre, bunu biliyoruz. Bir saniyede. 93 milyar ışık yılı mesafeden bahsediyoruz evrenin büyüklüğünde. Peki böyle bir evrenin büyüklüğü saniyenin, halıkının, yaratıcısının sonsuz büyüklüğünü göstermez mi? İşte bu. Bu tefekkür ile benim 7 dakikada şahsen paylaşmak istediğim, kendime kalın çizgilerle tembihlediğim ana nokta bu. Cenab-ı Hakk'ın mutlakiyeti, onun sınırsızlığı ve sonsuzluğu. Okuduğum bahisle şu alada Allah-u Ekber'in bir veç manası diyor ya, niye bir veç manası dediğim, yani Cenab-ı Hakk'ı kudret ve ilmi açısından düşündüğümüzde onun kudret ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Her şeyi içine alır. Allah'ın ilminden hiçbir şey dışına çıkamaz. Allah'ın kudretinin dışında hiçbir şey olamaz demektir diyor ya. Niye sınırladı bir veç mana diyerek? Allah'ın iki ismi açısından konuyu açıkladığından dolayı. İlim ve kudret açısından. Peki Allah'ın bütün isimleri, bütün sıfatları, bütün esması açısından düşünüldüğünde sonsuz bir azamet, sonsuz bir yücelik ve sonsuz bir uluhiyet karşımıza çıkmaktadır. İşte bu mutlakiyet ile ifade edilir. Absolut diye geçer ya, mutlak bir varlık, mutlak bir varlık kaynağı, sınırsız bir Rab Celle ve Ala. İşte Allah-u Ekber bize bunu hatırlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asr-ı saadette, o cahiliye döneminde Allah-u Ekber dediği zaman kainatın muazzam büyüklüğünden yola çıkarak saniyenin, yani kainatı yapan ustanın sonsuz büyüklüğünü dile getiriyordu. Ashab-ı kiram aynı hususu dile getirdiğinde alemin sonsuz büyüklüğünü atıf yapıyordu adeta. İşte şu alada müellif diyor ki, bayramlarda Allahu Ekber diye tekbirlerle yeryüzünde yaşayan müminlerin, insanların beşte biri, kabaca müminler, Müslümanlar ya, bunlar Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirdiklerinde adeta asr-ı saadetteki o tekbirin bir aksı sadası da zihnimize gelmesi lazım. Ben buna işaret etmekle yetinmek istiyorum. Görüşmek duasıyla ve dileğiyle.